Popeyes Linç Eti sunar. Kalıcı, zaten kalıcı oje zor bir şey yani. Çekerim bak şimdi. Konuşmayı sever misin telefonda? Yok. Gökhan Türkmen bu şarkıyı sevdiği kadına yazmış. Sanki diğer şarkıları dayısına yazmıştı. Daha yeni gelmedik. Geri geldik mi? Ona kendi kendime çok güldüm mesela. Hiç tutan olmadı onu. Ev sahibi bizi şöyle çıkardı. Sizin eşiniz çok seviyor ya ev eşini. Erkek adam hoca mı sürer? Sesin tartışılmaz, o ayrı. İstiklal Marşı'nda okuyuşum değişmişti biliyor musun be? Korkma sen böyle. Korkma. Var mı öyle bir şey? Herkes doğru diyor. Var mı ya öyle bir şey? Zorla mı çalıştınız? Yok, söyle, öyle değil mi? Öyle, öyle Gökhan Bey. ESE TV'ye hoş geldiniz. Linç Eti'nin bu haftaki konuğu Gökhan Türkmen. Çok sevgili dostum, aylardır, yıllardır hatta görüşemiyoruz, evet, neredeyse ama oluyor. Hakikaten özledim. O yüzden de geldiğin için çok aşırı mutluyum bir yandan. Teşekkür ederim. Ben de çok özledim. Ben zorla çağırdım bir de seni ya. O çok zorla çağırmadım. Ben aslında sanki kendimi öyle yani... Çağırmaya mı paslamıştın? İnşallah öyledir. Çünkü ben böyle... Ben Oğuzhan'la beraber izledim işte şeyi falan. Bence. Gece böyle konser dönüşü arabada. Çok eğleniliyor yalnız falan yazdım ya. Evet. Orada aslında işte orada hani ben de kıskandığımı belirtmiştim aslında. Ha, o çok sevindim. Ben çünkü hemen yüzsüz gibi gel o zaman yok, gelsene abi, gelsene Gökhan. Benim DM'yi görmene Gökhan'a yalvarıyor. Gel oğlum o zaman falan diye. Hakikaten çoluk çocuk hayat bir girdik abi. Evet. Ben senden hiç beklemezdim açıkça, evet, söyleyeyim. Ben de kendimden beklemezdim. Yani ben hiç şoklardayım yani. Oraya girmez harika, gibi duruyordum değil mi? Aynen. Ama girince de hiç ne güzel gel girsene buraya da demedin. Gerçi dediniz bir ara sinemada gördüğümde hep şeydi. Ben sana yani öyle bir... Ben o zaman ama zaten o kadar tadına varmamıştım zaten sana gir diyecek kadar. Doğru, senin de daha yeni çocuğun... Daha yeniydi benim. Evet, evet. Bir tane şey hatırlıyorum ben işte o BKM Unique'de karşılaştığımızı hatırlıyorum. O zaman evet, böyle bir çocuğun olduğunda çok yorgun olduğum bir dönem var. İlk 3 evet, yıl ya, gibi böyle hani. Doğrudur. İlk 3 yıl biz oradayız şu an mesela. Kendimi bulmaya çalıştığım zamanlardır orada. Hani evet, baba olmaya çalışmak değil. Değil de, evet. Daha çok kendini bulmaya çalışmak. Evet yani yıllarca kendimi bu ana niye hazırlayamamışım, doğru dürüst. Yani hem hazırlayamamışım hem işte iş güç aslında yeni yeni o zamanlar toparlanıyordu. Yani evet, baktığın ya zaman yani şimdi bunun kaç sene önce oluyor? 10 sene önce oluyor tabii. Yani o... Baktığın zaman çok zor zamanlardı aslında. Evet yani, şey oluyorsun yani bir yandan ekonomik olarak da bir dakika ya şimdi ben buna bir mesaj vereceğim ama burayı da daha da büyütmem lazım tabii, iş dünyasında. Çünkü bu çocuklar şeymiş yani masraflar. Yani çocuğun rızkı geliyor dedikleri aslında sen mecbur çalışıyorsun o yüzden geliyor gibi oluyor yani. O götü sıkma bence aynen, yani. Yani tabii, şunu mecbursun çünkü mecbur, yani. Şunu itiraf edelim, çocuk olmadan önce kabul etmediğin tabii, işleri çocuk olduktan sonra tabii yani yaparız ya, da geldi. Çocuk yiğidin kamçısıdır biliyorsun. Tabii tabii bir şeyler yaşandı ya. Yorumlarla aran nasıl abi, böyle bakıyorsun ediyorsun. Eskiden çok bakıyordum, çok da cevap veriyordum. Çok da canımı sıkıyordum. Neyden cevap veriyorsun? DM'den mi yoksa direkt yorumun altına? Yok ya, DM'den de çok fazla yorum geliyor. Ben elimden geldiği kadar da hepsini okumaya çalışan bir adamım yani. Çok eskiden beri. Yani ilk çıktığım işte YouTube'da büyük insan olduğu zamanki işte mailime gelen yorumlara cevap veren bir adam olduğum için ben bunlara çok alışığım aslında ama 16. yılım bu sene. 16 yıl hadi bir de işte 3 senede YouTube'dan mezun gelse yani 18-20 yıldır falan eleştiri okuyorum aslında ben. İşte şunu şöyle yapsaydın daha iyi değil miydi? Bunu böyle yapsaydın. Niye sakalını kestin? Niye bıyığın şu tarafını daha çok bilmem ne yaptın? İşte küpe niye taktın da oraya niye taktın da sağa niye taktın sola niye taktın bilmem ne falan filan. Yani o zamandan beri alışık olduğum için birazcık şey ama oluyor ama. Ama bu dijitalin arttığı dönemde işte yorumların evet, şeyi değişti değil mi? Orada bir artma olunca ben artık ufak ufak sinirlenmeye başlayınca ben böyle... Eskiden en azından seni dinleyen seven biri sana bir eleştiride bulunuyordu. Şimdi böyle girip sana böyle bir rahatlayıp çıkıyorlar şey ya, gibi. Bence artık dikkat çekilmeye çalışılan tabii, bir durum var. Yani hani beni görsün, bana cevap versin, beni bir kale alsın. Çünkü kale alamayan insanlar çoğu aslında yani baktığın zaman hayat içerisinde belli bir şeyi kanıtlayamamış. Yani yaş küçük yaşlar da var tabii içlerinde, onlara bir şey diyemem yani hani küçük yaşlar ama belli bir... Yani 20 yaşı üstüne artık böyle adam ve kadın veya insan olarak gördüğümüz için yani onların artık cevaplarına falan böyle hani kızıyorsun, üzülüyorsun. Ya neden böyle yani hani diyorsun yani neden yani bunu göremiyor mesela
Ya ben nasıl görebiliyorum? Ben özel değilim. Keşke sen de normal olsan. Normal olsan yani, buna yazmasan. Hani gibi şeyler yüzünden. Demin de söyledim, yukarıda söylediğim gibi bazı şeyleri artık elemeye başladım. Yani işte WhatsApp kullanmıyorum. İşte Instagram böyle çok... WhatsApp nasıl kullanmıyorsun ya? Ya kullananlar var etrafımda. Ama yani mesela Sinem'le mesajı, eşinle mesaj, yani işinle ne yapıyorsun? Abi normal mesaj mı? Normal yani SMS var yani. SMS... iMessage var ya mesela. Atıyorsun, o da sana atıyor. iMessage'de artık mesela WhatsApp'ta yapabilirsin. Her şeyi yapıyorsun aslında. Ya ben ilk bıraktığım zaman WhatsApp'ı söylüyorum. WhatsApp kullanmıyor. Abi nasıl haberleşeceğiz seninle diyorlar bana. Abi manyak mısınız yani? Hani bana normal mesaj ne için girebiliyor musun? Bir banka. Harcama yaptığımda banka şifresi gelir oraya. Ya da böyle bir anlamsız şeyler ben için. Ben mesela yani bir doğum günü kutladığım zaman arkadaşıma mesaj attığım zaman iki hafta sonra geliyor cevap. Ben hiçbir şey demiyorum. Yani haklısın abi diyorum. Bakmazsın yani oraya. Onlar da yazıyor abi, bir tek hani... Dedem ve banka sana buradan mesaj attığı için diyor. Hani o yüzden kusura bakma falan diye, anlıyorum yani, sıkıntı yok. O yüzden mesela arıyorum. Yani eskiden mesela daha az arardım insanları. Şimdi de aramak zorunda da kalıyorsun. Çünkü mesajım görmeyebilir diyorsun falan. Yani konuşabiliyorsun abi, işte konuşmak da iyi oluyor yani. Uzun zamandır görmediğim bir insanı gruptaki bir noktada bir yerde yakalamak yerine arayıp ne haber nasılsın deyip sesini konuşmayı duymak. Konuşmayı sever misin telefonda? Yok. Ama yani hani işteyse... WhatsApp kullanmamak için konuşmaya da mı razısın yani? Hayır yani işteyse ne bileyim abi, sesini diyorsun bir şey oluyor. Zaten ya çok uzaklaştı her şey artık abi. Özlemek diye bir şey kalmadı işte. Ne bileyim hani konuşmak, görüşmek bilmem ne falan filan. Elimden geldiği kadar böyle bumur olmadan hani bu mevzuyu böyle güzel tatlı bir şekilde işte arada bir Instagram'ı kapatıyorum. Yani kapatıyorum derken işte sevgili Esra sağ olsun, işte Yağmur, Asit Hanım, hani diyorum ki ben iki hafta yokum Instagram'da. Yokum. Siz kontrol edin, kontrol. Ne olur gözünüzü seveyim. Hani önemli bir şey olursa bana haber verirsiniz falan. Çok iyi geliyor bana. Siliyorum Instagram'ı telefondan şeyin, app'ini. Böyle... Ama buna mecbur kalmayacak bir kariyeri yapmak büyük başarı bence günümüzde. Yani bu ya çok şükür, bu komünitenin o etkileşime ihtiyacını olmadan... Hani hep her şeyi doğru yerinde, doğru zamanında, kitleni doğru, daha sana aslında senin takipçin olmak dışında senin gerçek anlamda hiç bırakmayan ve baştan sonra da linçlerde de görüyorum ben onu. Bir kitlen var ve hep onlarla birlikte büyüdün gibi oldu. Bu bence büyük bir lütuf. Aynen yani, istikrarlı olmak çok büyük bir başarı neredeyse bence. Neredeyse bir 20 yıldır dediğim gibi yani birileriyle iletişim kuruyorum, birileriyle arkadaş olduk, dost olduk, beraber büyüdük. Ben de bazı şeyleri onlarla beraber öğrendim. Onlar benimle beraber öğrendi. Zaman geçti, zaman aktı. 40 yaşında, 45 yaşında da benim hala hayranım olan insanlar var. Yani çünkü aynı zamanda bazı şeyleri gördük, yetiştik, büyüdük, denk geldik, şahit olduk. Yani o yüzden de bu çok önemli bir şey. O yüzden zaten anlıyorsun abi. Yani mesela işte evet, birisi bir şey yazdığı zaman onun benim hangi şarkı, yani şarkımı bile bilmeyen adam aslında onu yazan. Yani hani kim bu ya diyen adam, anladın mı mesela? En sevdiğim soru da budur zaten mesela bir ortamda, kim bu ya? Kim? Hazırsak linçlere başlıyoruz. Linç et Gökhan Türkmen başlıyor. Hadi bakalım. Ojelerimin kurmasını beklerken ben. Evet, güzel. Aynen. Bu oje ama meselesi şöyle yapılmıyor normalde, oje kurması. Budur yani. Ojeleri sildin. Anlık bir abi şey hep diyor. Her zaman ojeli yaşamıyorum yani, işte arada bir tıklıyorum. Zaten zarar da veriyor tırnağa çok yani, sürekli oje. Öyle mi? Ya aslında ben normalde böyle oje de sürmüyorum. İşte bu sanat var ya, işte ne sanat deniyordu ona? Nail art. Onlardan yapıyordum. Sonra bu işte tırnaklara çok zarar verdiğini, işte bir süre sonra çok büyük sıkıntı olacağını falan öğrenince onlardan vazgeçtim. Çünkü onların temizlenmesi, kazıması falan biraz uzun sürüyor. Ve şey, meşakkatli bir şey ve zarar veriyor yani. O yüzden de normal ojeye böyle renkli şeyler sürüyorum. Ama ben bunu zaten çok eskiden yapıyordum. Yani şimdi popüler olunca ben, yani kapı açılınca dedim lan ben de tekrar döneyim edeyim yani. Bir İlhan İrem zamanından ben biliyorum yani oje mevzusunu. Yapayım. Yani biz o zaman özeniyorduk. Yani işte daha yeni gelmedik yeni falan. Yeni gelmedik, geri geldik mi? Evet. Yani o yüzden hani çok şey değil benim için, ama tabii şu an patladı. Ya. İşte evet, yurt dışında, Amerika'da falan da rapçiler falan filan da çok yani yapmaya başladı falan. Yani o bir mesai mesela, onu böyle evde bir... Ben yapmıyorum tabii canım. Ya yapmıyor musun? Yok yani ben gidiyorum bir... Ya bir yerde yaptırıyorsun. Evet tabii, ben nasıl yapayım abi? Ne bileyim abi, artık şey hani çok olunca yok, böyle artık... Ya kalıcı zaten, kalıcı oje zor bir şey yani. Yapmak da zor. Ben ne şey gibi anlatıyorum. Şekerim bak şimdi. böyle gece abi falan açık... Sinem geleceğim bir dakika falan hani oralar. Biz de bir dükkan açalım diyoruz artık yani, güzellik falan. Masraf yani. Devam edelim. Hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan insanları desteklemiyorum. Fıtratına sahip çık. Uyuma insanlık.
Bu yanlış yere atmış galiba. Başka bir yere atacak. Evet abi. Kime ve neye hizmet ediyorsun? Anlat. Bu kadar anlattın. 20 yıldır gizli gündemin nedir Gökhan Türkmen? Ben burada bayağı şey gibi yani böyle bir yere saldıracakmışım gibi duruyor. Şey... Ben ne demek istediğini anlayamadım. Ben de anlamadım. O yüzden aldık bunu da yani. Herhalde böyle boş bir adam olduğumu yani boş boş bakıyorum diye herhalde. Ne, amacın Fidel ne? Castro duruşun da var hani böyle bir şey mi acaba hani? Yani şey zannediyorlar böyle hani verdiğimiz her pozun bir anlamı olması gerektiğini veya işte hani kendi işte ne bileyim bir fotoğraf çekiyorsun hoşuna gidiyor paylaşıyorsun paylaşıyorsun bunu zaten niye var ki bu sosyal medya? Ama bir yandan da deminki fotoğrafla bunun mesela hiç alakası yok. Bu değişimi seviyorsun değil mi? Evet. Yani şu mesela bu sakallı oldu. Abi şu anki halini bunun da yok. Amcaoğlu demezsin yani. Ben her lincinde bambaşka bir Gökhan var gerçekten. Evet çok hoşuma gidiyor bu benim. Hmm. Yani ben hani şey olarak da zaten çok hayattan çok sıkılan bir adam değilim ama yani kendi şeyimi hani bu kadar kısa zamanda niye değiştirip niye keyfim ya da kendime yakıştırdığım şeyi yapmayayım ki modundayım. Oje de öyle. Kendini yakıştırdığın için mi yapıyorsun yoksa evet, abi, kendinden sıkılıp değiştireceğim. Ya sıkılıyorum da işte değişiklik arıyorum zaten ne bileyim bir şey deniyorum hoşuma gidiyor mesela hoş durdu diyorum yani hani bende yakıştı. Ben hayatında de çok fazla şeyi değiştirmiyor gibi ama böyle şeklen çok değişiyor gibi olmak iyi mi hissettiriyor acaba olabilir mi? Olabilir. Bende de böyle şeyler var. Tespit görüyorsun. Çocukluğunu hayatta, anlat bize. Hayatta, hayatta zaten değiştirebileceğin şeyler yani bence kendinle alakalı şeyler olabilir. Yani görünüşle alakalı. Onun dışında altyapıda işte manevi olan şeyleri sürekli değiştirirsen adam olamazsın ki. Yani insan olamazsın ki zaten. Doğru. Ya o yüzden de kendinde ufak tefek değişiklikler bence olmalı. Olmalı. Hani biz şöyle bir şeyden dolayı risk bizim için bu. Yani benim yaptığım meslekten ötürü. Benim kalıplaşmış, bilinmiş bir imajım ve bir tipim var. Evet. Şimdi ben normalde nasıl olmam lazım? Tanınmak istiyor olmam lazım. Evet. Sabitlemem ve böyle. Şimdi Gökhan ben bu böyle sakalımı diyor. Kesersem diyeceğim ki ulan ben tanınamayacağım. Niye keseyim sakalımı? Hmm. Ama ben zaten orada değilim yani. Yani ben amacım zaten tanınmak değil ki. Evet. Beni böyle bilin deyip. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Gökhan Türkmen çok tuhaf biri ya. Yıl boyunca sadece bir iki gün aklıma geliyor. O günlerde de full onu dinlemek istiyorum. Çok saçma demiş biri. Güzelmiş. Yani açtığında kaldığın değil mi? Yani böyle bir garip bir şey. Bu enteresan geldi bana yani. Böyle bir yorum görmüş müydün hiç daha önce yok, yani? Yok görmedim. Ben ilk defa görüyorum. Hoşuma gitti. Yani öyle bir etkin varsa ne güzel. Yıl boyunca da ama yani o gelmeli değil mi aslında? Yani iki gün boyunca mesela öyle işte 24 saat mi dinliyor mesela acaba? Ya şey gibi ya. O yıllık kota var gibi mesela. Seninle ilgili bir kotası var onu doldurur. Herhalde yani onu doldurur. Ondan sonra nefret mi ediyor acaba benden? Allah belanı versin. Seneye görüşürüz diye 25'te. Devam et. Hayırlı cumalar hocam. Harbiden öyle çıkmış ama. Ama güzel fotoğraf. Ben seviyorum. Yağmur çekmiştim fotoğraf. Bere de çok güzel. Evet bak sakalın boyu kısalmış yavaş yavaş. Bere şey bakışlar. O uzarken ki dönem. Yani bir öncesi. Uzattığım zaman ki aynen. Devam edelim. Gökhan Türkmen silinip gittin. Keşke yeni klip çekip saçma sapan çığlık atar gibi yapsan. Saçma sapan çığlık atar gibi yapsan. Çatı katındaki hareketimi gönderme yap. Yani diyor ki çatı katı dışında şarkın yok demek istiyorum. Enes Hesperos. Böyle mavi tiklileri seviyorum abi. Bunları yakalayalım. Devam et. Gökhan Türkmen'i severek dinleyen kız banallığı diye bir şey var bence. Kız banallığı. Banal diye mi yazılıyor ya? Banal. Banal diye mi? Baneldir o ya. Banal. Banal. Çok banalsın. Küçüklüğün uyumuna banal uyuyor da. Evet. Banal. Çok banalsin. Banal. Banal olmuyor. Banal. Banal istediğin hakareti vermiyor. Balet gibi. Çok banalsin. Devam et. Faturalar gelince ben. Güzel. Burada ama çok şey duruyorsun ha bu resimde. Çok sinema. Aynen. Zaten o tribi biraz yani romantik albümün çekimleriydi bu. Biraz romantik döneme böyle gönderme falan yapalım. Birkaç böyle oradan poz yakalayalım da yapalım dedik. Saçlar, tatlıydı. Bakış, duruş, kostüm. Hakikaten çok iyi. Sen yani oyunculuk hiç şey yapıyor yok, mu? Yok yapmadım yapmadın, şu an. Klipten klibe. Klipten hocam klibe oynuyorsun. Ama ya yani, şurada çok hakikaten sinematografi. Ya çok seviyorum diyor sinemayı. Yani isterim bir gün bir iş yapmak. Önemli değil. Başrol falan öyle bir derdim yok yani. Çok böyle aşırı yan rol. Yazıyor musun hiç? Öyle denedin mi? Yok. Yazmıyorum. Yani kafamda yani ürettiğim şeyler oluyor işte. Onları da böyle kliplere, kliplere falan filan şey yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ama yani böyle kendi içimizde yapacağımız bir işte böyle herhangi bir şey içinde olmak isterim ama yani böyle şey akılda kalıcı bir tip. Akıldı. Evet. Aynen. Ya absürt bir tip her zaman benim daha çok hoşuma gider. Normal bir tipten daha çok isterim yani yapmak. Devam edelim. Icardi yokken Gökhan abim vardı. Bu hangi dönemin ya? Evet bayağı saçlar şey bu da çok iyiymiş. Bu güzelmiş. Bu
çok uzak değildir ya. Evet. İki sene bile yoktur belki. Sinemede ne güzel oluyordur. Değişik değişik bir çocuk var yanında. Bugün i̇şte, nesin? Sarıyım, Icardi falan. Bir yerde geliyor uzun sakallı falan. Doğum gününde şey dedim zaten. Sabah kalktım doğum günü. Onun doğum günü. Sakallarımı kestim falan. O da şok oldu gitti. Dedim sana hediye bak. Hediye mi olsun? Yepyeni biri. Devam et. Yarın gel Kuruluş Osman'da başla demiş. Abi tokattan çok şey ya, böyle çok iyi duruyor şu an yani. Bak oyunculuk da abi enteresan. Güzel iş direkt ya. Direkt oradan mı girsen acaba? Çok. Kuruluş Osman'dan. Hocam işte yap bir şeyler. Yapalım mı? Olur mu olur? Ben mi yapacağım, sen yapmayacaksın? Yapacağız tamam. Yapıp direkt haber veriyorum sana. Pazartesi gel bahşedeceğim ben sana. Osman olarak. Vücudu hazırla gel, bir ay ver sana. Bana bir ay ver abi, şu an çok kötü durumdayım falan diye. Yani. Devam et. Güne yine Uzi makineyle başlayıp Gökhan Türkmen lafı güzelle bitirdik demiş biri. İlginç bir şey. Sağ olun. Sen Güne mesela başladığın fix bir şarkı, bir şey, bir dünya. Yok. Ben çok müzik araba dışında çok müzik dinliyorum. Arabada mı dinliyorsun? Arabada dinlerim daha çok. Seviyorum arabada müzik dinlemeyi. Araba kullanmayı da çok severim. Hı-hı. Yani seyahat etmeyi çok severim. Yolda uykum gelene kadar. Çok zevkli değil mi? Uykum gelir benim çok fazla. Hani böyle çok uzun süre kullanamam. Anca böyle işte sabah kalkacağım, bir şey yemeden kahve içeceğim falan filan. Orada bir 6-7 saat menzilim var. O menzilde arabada kullanırken müzik dinlemeyi, yani daha çok odaklanabiliyorum. Daha çok seviyorum yani. Buradan İzmir, ya da Çeşme'ye gidemiyor mu arabayla? O menzilin canım, yok mu? Aynen. İşte 6-7 saat yani. Aldım maksimum. Elektrikli araba gibisin ya. Bak o kadar. Doldurmam gerekiyor. Doldurur, yani. Şarj etmem lazım diyorsun. Devam et. Gökhan Türkmen dünyaya yüreğimi darlamaya mı gelmiş? O kadar mı acı çektiriyorum acaba? Darlamak çok güzel. Bu mesela seni nasıl hissettiriyor? Yani insanların melankolik bir moduna hitap ediyor. Doğru şeyi yapıyorum demek yani. Sonuçta yani bir aşk acısından bahsediyorum. Ayrılıktan bahsediyorsun. Kötü bir şeyden bahsediyorsun. Karşıya öyle gidiyor olması mantıklı. Yani benim şarkılarımda kalkıp oynuyor olsalar çok saçma olmaz mıydı? Yani ben tek gitar sahne aldığım zaman da mesela önüme birisi oturuyordu böyle. İşte bir şey olmuş belli yani. Tek başına gelmiş oturuyor bir kız mesela. Abi Hüngür Şakır ağlıyor falan, öyle bir gaza geliyorum ki ben öyle. Daha bastır lan hani ölecek yani, kız ağlamaktan ölecek yani falan. Hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyor. Evet. Ama işte o da zaten bir şey gibi yani, hani gülme gibi bir şey abi, boşalıyor işte tam yani. Bir alışveriş aslında, gerçekten çok güzelmiş, duygu alışverişi. Devam et. İtici olmaya başladınız Gökhan Bey. Fazla iyi olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Burada o deli gömleğini çıkarmışsın ifadesi var ama burada vücudun daha küçük. Kuruluş evet, Osman'ı burada alamayız böyle. Gökhan Bey. Gökhan Bey. Daha küçük orada. Burada ya da açımı öyle. Diriliş daha çok. Diriliş. Dirilişte. Burada evet zaten tam klip sonrası bu. Yani birazcık daha böyle. Ya benim vücudum çok değişiyor abi. Evet ona şaşırdım. Ben açı mı ışık mı bu? 3 günde 6 kilo alıp 3 günde 6 kilo verebilirim yani. Gerçekten evet. Mi? Ben de geçen gün işte sinirle söyledim. Ama hakikaten öyle ya. Ben bunu sen şişmanlar için olan bir şey zannediyorum. Yılbaşına girerken 73 kiloydum. Yılbaşından 3 gün sonra tartıldım, 80 kiloydum. Şimdi 74 kiloyum. İnanılmaz. Bak ben de kiloyu tam vermeyeyim ama gerçekten bak ben de yani öyle 4 günde 6-7 kilo aldığım için mesela hakikaten sinirleniyorum ve hani sonra diyeti o yüzden bırakıyorum. Sen sonra o kiloyu alıp aa dur vereyim deyip veriyorsun. Tabii verebiliyorum. Hani diyet yapıp veriyorsun aynen, aslında. Aynen. Ya çok basit aslında da işte biraz iradeyle. Yani. Evet evet onu verebiliyorum da işte al ver yapınca şey zannediyorum ben. Hani yüksek kiloda onu sabitlemişim. Biraz da aşağılarda yine alıp versem demek ki ya düşüneyim ben. Ya ben mesela işte kalem klibi öncesi 76-77 kiloydum. İşte biraz yağ oranım fazlaydı falan. İşte kalori hesabı falan yaparak işte günde 2 antrenman, spor bilmem ne. İşte aslında 4 kilo verdim ama baktığın zaman sanki 10 kilo vermişim gibi gözüküyor. Yani çünkü anladım. Kastan alıyorsun, yağdan veriyorsun falan. Ama şey okey yani ben sadece hani kilolu insanlar için geçer bir şey sanıyorum. Senin için de yani kilo alıp verme var. Bunu evet, almak vereceksin. Yani değişebiliyor. Almak da zor olabilir bazı insanlar için ki çok var etrafta yani hani tanıdığım. Yani çok zayıf, kilo almakta zorlanıyor. Kilo vermek de zor. Yani o artık yani işte bir iradeyle alakalı. Ailende hiç şişman var mıydı? Ben çok şişmandım zaten. Yani ben ortaokul orta sona kadar falan kilolu bir çocuktum. Yani ablam da öyle bir çocuktu. Biz böyle bir hani yani şişman diyorlardı bana. Yani şişko diye dalga geçiliyordu benimle mahallede yani. Öyle bir çocuktum ben. Sonra ben böyle bir işte ulan hani hafif büyüyoruz. Yani biz ilişkilerimiz biraz olacak yani. Bize böyle nasıl olacak? Bakan yok, eden yok yani. Var bir demek ki biz bir şey yapmam lazım, müdahale etmem lazım bu duruma diye. Ve kendi kendime ben orta sonunda kaç yaşında oluyorsam işte ne bileyim bilmiyorum 11 yaşında 12. 11. Orada böyle bir kendim
diyet miyet işte spor yaptım. Falan yapmaya başladım. Ben de ilk diyetimi 11 yaşında başladım. Doğru bak 30 kilo vermiştim birden. Liseye iyi gireyim diye. Aynen. Sonra liseye bir gir böyle o de 3 ay ara oluyor okula başlıyorsun ya. Bir gördüler 30 kilo böyle. Böyle aynen. İstiklal Marşı'nda okuyuşum değişmişti biliyor musun be? Korkma sen böyle. Korkma. öyle değildir herhalde yani. Sana bayağı öyle değildi. Korkma. Sen... Yemin ederim ama böyle şey ya İstiklal Marşı'nda okurken çok iyi hissettiğim duygu. Hala orada sabit duruyor böyle. Herkes beni eser zayıflamış, eser zayıflamış. Korkma eser ne kadar zayıflamış. Onları da duyuyordum yani. Yani çok acayip bir özgüven getiriyor insanın çok. Üzerindeki değişiklik. Sonra bütün şişmanlarla dalga geçmeye başlamışsın bak. Terbiyesize bak hemen safımı işte. Değiştirip yuh ayılar diye. Karma. Çok intikam aldım ortaokula kadar gelenlere ya. Devam edelim. Hayır olsun. Çok doğalgaz faturası gelir oraya. Bo yazmış biri. Yeni ev diye mi paylaştın bunu yoksa evet, ne fotoğraf? Yeni ev. Nerede? Yani ev değiştiriyoruz biz. Yani evlendiğimizden beri 5. evimiz falan mı bizim bu yani? O genelde çocuklarla ilgili bir şey. Ben de normalde çok abi, sabit yani otururdum. Şimdi 2 yılda bir değişiyor. Ya bir, şimdi komik bir şey anlatacağım. Hmm. Biz Sinoş'un annesi öğretmen babası asker olduğu için o çocukluğundan beri sürekli dolaşan ve evi değiştiren ve bunun çok kolay olduğunu, ev değiştirmenin çok hoşuna gittiğini, çok kolay olduğunu ve bayıldığını falan anlatarak geçti bizim 10 senemiz. Ben de onun öyle miymiş ya bu iş falan diye böyle ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama nefret ediyorum ben ev değiştirmekten yani hani baktığın zaman. Tam düzenli otur diyorsun. Yani ama yani o tabii ki mutlu olsun yeter ki yani hani sıkıntı değil. Hani buna da alışmaya da başladım ben. Bundan önceki evimizden ev sahibi bizi şöyle çıkardı. Sizin eşiniz çok seviyor ya ev değiştirmeyi. Bunu öğrenmiş. Ya, ben bunu imzalarken söylemiştim. Ya benim eşim de işte biz çok severiz. Hani böyle o da severdi ev değiştirmeyi falan iyi. Böyle hani ev toplamayı işte şey yapmayı ne denir ona? Koli yapmayı falan filan çok bilmem sever. Ne falan çok sever diye ağzıma öyle bir çıkmış. Sohbet ediyoruz yani. Adam bunu almış. Adam ya, bunu yani bir ay sonra çıkmanız lazım falan işte o tam o dönemler işte o pandemiden sonra falan. Kiraları. Abi artıyor. Dedim deli misin sen ya? Yani ayıptır söylemesi 5+2 evde oturuyorum. 2 çocukluyum ben. Bekar adam mıyım 1+1 ev bul? Yani 1+1 evde oturuyor olsam hemen çıkarım. Ama o kadar büyük ev ben nasıl yerde taşıyayım bulayım? Falan. Dedim abi ben yapamam öyle bir şey. Ama eşiniz de çok çok çabuk taşınabileceğini söylemişti. Eşim vinç mi abi benim yani? Yani operatör. Yani saçma şey olabilir mi? Şimdiki evden daha mutlusun. Şu çok an okey. Şu anki evden. Keyifli. Şimdi bir daha burada öğrendi ev sahibi. Yine sizi çıkarmadı inşallah. Yok yok. Çok ev sahibimiz çok. Ya bundan önceki ev sahibimiz de iyiydi. Yani o da işte mecbur kaldı. O dönem yani yapacak bir şey yok. Sağ olsun bize çok kolaylıkla sağladı ondan sonrası için de. Yani yani o işin şakası şu an çok memnunuz. Ev sahibimiz de çok tatlı. Evde güzel eşyalar da yerleşmiş. Güzel duruyor. Sinem azıcık durun burada. Burası iyi duruyor ya. Devam edelim. Bu adama kim ne yaptı ya? Bu ne hal? Demiş. Ben de bu yorumları anlamıyorum. İlginç geliyor bana mesela. Bak bunlar da mesela işte çok böyle kafam... Gidiyor mu? Yani ne hissediyor, ne düşünüyor, yani ne acaba? Mesela yani ne halim var mesela şu an acaba? Ne yapmışım yani, ya ben hani, ne yapmışım? Bu duş mu abi bu? Aynen tuvalette işte şeyin İF'in Beşiktaş'ın tuvaleti bu. Bizim fotoğrafçı arkadaşımız abi şey çok güzel gözüküyor. Işıkta da çok güzel olur. Gel orada bir senin fotoğrafını çekeyim dedi. Evet, bir dedim, klip çekimi de değil. Yok tuvalette abi, fotoğraf yani çektirdim. O an çektik falan yani. Hani bu çok da güzel hoşumuza gitti bizim yani. Hani... O zaman garipmiş gerçekten. Bu ne hal Gökhan? Ne... Gittin mekanların tuvaletini yani? Beğenince girip çekiliyor mu fotoğraf? Ama yani? Onu bilmiyor ki o. O bilmiyor işte. Bilince daha çok. Duşu görünce bence ya. Kafayı sıyırdığımı düşündü büyük ihtimalle. Fayanslar hakikaten güzelmiş ama rengi. Evet. Birisi de hani ojeni ona göre yapamazsın falan demiş. Sanki hani tuvaleti gördük ona göre gittim oje sürdüm falan tekrar geldim. Şeyle de uyumlu dövmeyle de böyle inanılmaz yani bir bütün. Ya işte abi bir yani bir kontrast bir şey var zaten onu gördüğümüz için böyle şeyler yapıyoruz ya biz yani hani. Devam edelim. İlginç. Evet hadi abi yemek arası mı? Yemek arası mı? Bahadır. Evet abi. Tamam hadi yollayayım. Yoba geldi işte Maxi Pop çıkın. Benim zaten en sevdiğim müzik pop müzik. Pop çıtırtısı. Aklımdan çıkaramadığım tek ses papay çıtırtısı. Görüyorsunuz çıtır çıtır. Maxi Pop Chicken'ım da geldi. Arkadaşlar güzel menümüzü söylüyoruz bak. Maxi Pop Chicken menü tıkla gelsin de indirimli. Çabuk girin hemen söyleyin. Bu çıtırtıya siz de acilen kavuşun. Bak bak bak. Bak nasıl çıtırtı şimdi bak. Pop çıtırtısı. Çıtır çıtır çıtır. Bu. Müzik bu. Maxi Pop Chicken. Tıkla gelsin de indirimli.
Ma. Çabuk siz de hemen MaxiPop çıkın menü. Tıkla gelsin de indirimde. Onu tutturdun. Tutur pop. Derdimi anlatabilecek kadar Gökhan Türkmen şarkısı biliyorum. Bu çok güzel geldi bana. Güzel, derdimi anlatabilecek kadar dertlerimi Gökhan Türkmen şarkısıyla anlatıyorum gibi de bir şey oluyor. Güzelmiş. Devam et. Şöyle sevilmenin zekatı varsa vereyim hemen. Kredi çekeyim. Maşallah be. Tüt 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 tüt. Eyvallah. Siz bu yaştan beri ha? Biz bu yaştan beri tanışıyoruz. Ne? Kaç bu? Sen burada şişman bu, değilsin. Yok. O lise işte. Lise. Ha, zayıfladıktan sonra lise mı? Lise 3. Ha. 2001'de lise 1'de tanıştık aslında ama lise 2'de aynı sınıfta okumaya başladık. Orada samimi olduk. Lise 2, lise 3 beraber geçti. Ondan sonra devam etti arkadaşlığımız. Yani biz o zamandan beri sevgili değiliz yani. Değilsiniz. Ha, komşu. Burada da yani birbirimizi sevdiğimiz çok bariz değil mi? Gerçekten umrunuzda değilsiniz burada yani. Yani ileride böyle bir yuva kuracağınızı hiç hissetmiyoruz burada. İkiniz de içinizden Allah belanı versin diyor gibi fotoğraf böyle. Ayet. Ne bu abi? Ne oluyor yani burada? Tebeşir mebeşir mi artık üstümüze bir şey oldu? Bilmiyorum ki yani o an ne yapıyorsak. Biz sahnede sunum ıslaksın gibi size. Böyle bir su savaşları var değil lisede. O olabilir acaba? Abi. Bizim öyle bir tat çok var. Tehlikeliydi de. Her şey yapmış oluyoruz. Birbirinizin bu halinizi bilmeniz iyi mi? Bence iyi ya. Biz iyi arkadaşız o yüzden. Yani bence zaten evlenen karı kocanın bence çok iyi arkadaş olması lazım %100. Önce. %100. Yani ama iyi çok, arkadaş olamıyor. Mesela sen lisede de böyleydin zaten. Hoca bilmem ne dediğinde bilmem. Hani anladım. Oralara gidiyor mu tartışma? Biz çok değişmedik galiba abi. Ondan dolayı şöyle lisede zaten yani evet dediğine çıkıyor aslında. He, ama tam. Yani bunu şey olarak kullanmıyoruz birbirimize. Yani hani koz olarak. Zaten seviyoruz yani. Sevmişiz zaten birbirimizi ki o zaman da çok yakın arkadaşlık. Sıra arkadaşıydık yani biz. O yüzden de hani böyle bir bunu şey olarak negatif bir şey olarak kullanmıyoruz yani. Bu bize hep pozitif dönüyor. Yani hatta biz böyle... Ha, doğru. Lisede de böyleydin. Devam et. Zaten böylesin. Yani hani biz hatta birbirimize bazen şey diyoruz ya bunu biz kullanmamız lazım yani. Mesela bir şeyle ilgili tartışırken, kavga ederken falan. Ya diyoruz bak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz bunu artık konuşmayalım mesela gibi. Yani çünkü evet, bu önemli doğru. Bir şey. Bunun bence için zaten de. Biz aslında bunu kullanmamız lazım. Birçok şeyi konuşmadan aslında konuyu çözmüş evet. De oluyorsun. Ama o zamandan beri biz sevgili olsaydık zaten şu an çok başka bir ilişki olurdu yani. O zaman işte dediğin gibi yani sen de böyleydin zaten böyleydi. Falana döner iş. Lisede çok... de böyle çok sıra değiştiriyor muydu sinema? Yerini değiştiriyor muydun evde? O var. Değiştirdi evet. Değiştirdi. Biz ama... Sıkıldım ya o biraz da başkasıyla oturayım burada. Evet, evet. Gökhan'la oturuyorum yeter falan. Ya işte yani o harika ya yani ben hayranım. Bu sabah öyle bir uyandı ki inanamazsın ya. Nasıl? Yani enerji maşallah yani gerçekten evet, gerçekten harika. Görür gömez yüksek enerjili ya. Seni dengeliyor. Benim yani benim bu kadar tezatım yani hani o olarak. Ben sabah öldürün beni ya. Ben de ya. Uyandığım için. Ben de korkunç uyanıyorum ya. Bu neden acaba ya? Vitamin denedim, şeyler deniyorum. Yok abi yani. Artık o... serum iyi bir hani uyanır uyanmaz serum mu da hani bir şey. Yani çok kötü uyanıyorum ya. Bu arada ya. İyiyim yine ya artık. İlk zamanlar yani Sinem bence şüpheye düşmüştü. İyi bir şey yaptım mı acaba diye. Yani bu her sabah evet. Bu adamı böyle evet, görmek zorunda aynen. Mıyım yani diye. Düşünsene her sabah bu korkunç. Adamı görüyorsun yani. Şimdi korkunç. Benim için harika bir şey yani baktığınız zaman. Ha, evet. Yani şöyle ilk zamanlar ben de mesela bu abi bu çok normal mi ya falan oluyordum ben de ilk başta. Benim için aslında baktığın zaman normal. Saatin peki çok değişti mi? Benim çok o değişti. Ben oradan bunun, yandım. Ben bunun çok net neden böyle olduğunu anladım. Belki sana da yardımcı olur bu. Evet, o ben uyandırılmayı sevmiyorum abi. Net. Ya ben mesela çok net var. Yani çok, ben çok saat 8.30'a saati kurdum. Ben orada. Bak 8.28'de gelsin uyandırsın beni. Deliriyorum. Ya abi niye böyle bir şey? Abi. Yani 8.30'da ben uyanacağım. Hayır uyanamayan bir insan değilim bu arada. Hani mesela zor uyanırım. Yani bana der ki abi uyanmıyorsun. Ona okeyim ama ben zaten uyanamayan ben yani telefonun ilk çalan şeyini hemen kalkıp uyanabilen bir adamım. Zaten çok hafif. Yani çok nadirdir uyanamamam. Çok nadirdi yani. Aslanım burada, gözü burada yani. Değil mi? Var mı öyle bir şey? Herkes doğru diyor. Var mı ya öyle bir şey? Sen bunları zorla mı çalıştırıyorsun? Yok, söyle var. Öyle değil mi? Öyle. O yüzden ben bunun farkına vardım. Ben galiba uyandırılmayı sevmiyorum. Ben kendi uyanınca sıkıntı yok. Yani yine böyle... %100. Yani sinemin %1'i kadar kalkamam zaten. Mümkün değil de. Hiç değilse böyle abi ya falan diye kalkmıyorum yani. Alarmla kendini kaldırmış. Sinem nasıl uyanıyor? Oley günaydın işte güneş selamlayalım evet, mı? Öyle mi ya? O da dans fazla ederek ya. Kalkıyor işte. Dans mı? Abi çok ya. Yani şöyle bizim mesela kızlar artık böyle şekillenmeye başladı artık. Bu sana, bu ben falan filan. Başlarda mesela büyük kızımız Niloş esmer olduğu için birazcık daha işte bana böyle çok hani atış hani Gökhan falan diye. Şimdi böyle değişmeye başladı. Karakterler de belli olmaya başladı. Niloş direkt Sinem. Ada da direkt ben olmadı. Ada uyanamaz. Adayı alırsın
kucaklarsın, mutfağa koyarsın, mutfak da devam ediyor. Mutfağı buraya koyarsın, bu da devam ediyor. Niloş böyle. Evet, ne yaptık falan diye öyle kalkıyor yani. Beni uyandırmayın diyor. Şey tabii işte insan tabii çocuğu olunca işte bu sınavlara özellikle giriyor. Ben şimdi uyandırılmayı sevmiyorum diyorum. Kuzey odaya girip böyle çat diye koyuyor bana. Mesela evet. Böyle yüzüme oturuyor falan koşarak böyle. Hani oğlum. Tabii yani, erkek çocuk. Falan biz diye. Çok, bizde öpücükle tabii. Tabii bizde yok. Biz erkek çocuk abi erkek çocuk şey. Erkek çocuk başkasının canı acıyabileceğini düşünmüyor. Yani, ama anne mesela öyle bir şey mu? Olmaz diyor. Böyle vuruyor böyle. Böyle ayağıyla ağzıma vuruyor böyle. Hani şey zannediyor hani. Böyleyiz yani insanlık olarak. Anneye yapmıyordur ama. Yapıyor yapıyor. Anneye de mi yapıyor? Ya acı duygusu yok. Ha. Yani şey var ya birbirlerine de vuruyorlar öyle. Yani sürekli vuruyorlar gibi anlatmayayım. Yani mesela en kolay bir şeyde bile böyle hani bir şey olmaz gibi davranıyor. Hani şiddet meraklısı olduğundan değil. Hani gideyim hani babama şirinlik yapayım üstüne anladım, oturayım diyor aynen. Mesela. O sıra onun kıçında kemik var o buraya vuruyor falan. O bilgi daha olmadı ve o bilginin olduğu yaşlara gelmemiz lazım yani. Bizde sıkıntı olmadan yani. Sizin için yani ben bilmiyorum ama zor bence. Erkek evet. Çocuk iki erkek çocuk. Sizin gelip maşallah yani babacım Allah uyan diyor öpüyor mu? Sağ ol abi. Tabii abi. Babacım uyan mı? Aynen. Bir böyle şu falan yok mu? Ada bizim küçük ada yapıyordu onu. Ada da bizi bana annesine değil o gelen misafirler mesela Hans Klobüdü'yle falan böyle. Bizim hani Mert var mesela Mert Cerim işte o hani hepsini bebekliklerinden beri bildiği ettiği için. Hani onların oyun arkadaşı artık falan. Mesela bizde işte kaldığı zamanlar işte bir önceki evimizde üst katta falan Mert uyuyor mesela. Ada bunu öğreniyor. Gidiyor ansiklopedi oluyormuş. Diye kafaya koyuyor. Yani bunu mesela ben yaptım diye uyanıyor Mert. Hani kesin Gökhan yapmıştır diye. Uyanıp böyle bir anda böyle bakın yüksek çocuğum. Bir bakınca ada canım falan diyor. Alayım ansiklopedi yapma tabii. Çocuğum öyle şeyler falan. En kalın dağılmış yazıyor. En kalın dağılmış. Keşke daha ince kitap. Devam edelim. Erkek adam hoca mı sürer? Sesin tartışılmaz o ayrı. O ayrı. Hakkını vermiş ama. Evet evet ama. Orada şey yapmış. Hakkını vermiş bu. Burada yüzünde de şey var değil mi? Bir şeyler var. Fotoğraf çekimi. Böyle fotoğraf bir çekimi. Değişik bir şey yapalım dedik. Güzel de oldu bence. Hoca iyi duruyormuş ha. Deneyim mi acaba? Bakalım. Devam edelim. Adana'ya gidek mi? Ha, kaldırdım benim. Duvardaki en güzel şırdanı. Şarkınla karşılık vermiş. Benim de çok yaratıcıymış gerçekten. Sen de. İyi ki yazmış onu bir işe yaramış yani yazmış. Adana hashtag de var. Allah razı olsun. Tabii, yani hiç anlaşılmıyor yani. Hani. Ya çok ya inan ben i̇şte de o yüzden ya, çok zor. Ben bazen kendimi böyle görüyorum zor. Ya o yüzden nefret ediyorum işte. Mesela bunu bazen böyle bir şey görüp kapatıyorum Instagram'ı. Değil mi? Ya ben bunu belki bunu çok yazmak yapamıyorum işte ya. Yani ya. Ne gerek var niye uğraşıyorsun değil mi yani hani. Bazen çok komik oluyor bazen olmuyor. Evet komik mi yazayım ciddi mi yazayım yazdın iç dilinle yazıyorsun yazıldığında öyle anlaşılmıyor. Evet. Hani o bir şiveyi kim nasıl okuduysa ona bağlı. 10 kere siliyorsun. Biliştiriyorsun. Halbuki yaz be abi yani yaz. Yani 100 kere düşündüğüm şey oluyor yani o kadar şişiyorum ki. Ben de. Onu 10 kere silince. Çünkü yani. Ne oluyor hani yani? Memleket o kadar karışık ki. Onlara yani mı hani bütün bunu yazsam ona bozulan bozulur, olur mu? O ona bilmem ne mi olur? O onu mu kadakar? Buna bir şey mi? Ya abi yaz be oluyor? Abicim. Ya da yazma ya. Yazma. Yazma. Ya Allah yaz. Hepinizin belasını versin. <de geçin. gülüyor> Kendi kendini dolu. Hani yani anlamsız. Çok mutlu bir fotoğrafın altı. Allah hepinizin belasını versin. Çok ben de ya. Özellikle oraları yazma falan. Artık oraları berfiye bıraktım. Çünkü ne yazsam berfiden fırça yiyorum. Bu ne? Dede gibi yazmışsın. Ha. Bu ne? Bir noktalaman yanlış. Hashtag'i koymadın. Onu yapmadın, onu paylaşmadın ya falan oluyorum yani. Ben mesela artık mesela soruyorum direkt. Yani bunu böyle yazsam şey olur mu? Bilmem olur mu? Yani tamam, önemli şeyler de tabii hani her fotoğrafın altına da ya Adana'ya gidek mi yazayım falan öyle bir şey demiyorum da. Yani mesela bir şey oluyor. Hiç o kadar düşünüyorum, yazıyorum. Sonra mesela Sinem böyle yani 200 saat sonra şimdi bunu niye böyle yazdın ki? Ne gerek vardı ki böyle bir şey diyor mesela. İşte bak. Bak buyur. Yazmayacaktım işte onu ben falan diye öyle oluyor ya. Ya gülücüğü şöyle yapan adamdan zarar gelmez ama biliyor evet. Musun? Vallahi bak. Ben bunu, de öyleyim. Evet. Şu an o emoji benim gülüşümü karşılamıyor. Emoji gevşek gülüyor. Biz böyleyiz. Evet, buyuz abi. Biz. Bu gülüşteyiz. O da biraz yaşlı gösteriyor ama. Ters öyle. Yapanlar daha cool. Evet. Böyle de gülüyor. Onu mesela üzgün gibi görüyorsun. İlk başta falan evet, gülüyormuş evet. Falan. Gülüyormuş. Devam et. Yani. Gökhan üstteki küpenin kilidi açılmış. Aha telaş. Bu açılmış mı? Yaklaş bakayım. Açılmış. Kocaman kulağını vermek kulağını vermek istemezdik ama biz yani bu sadece kulağım mı açılmış?
Abi bu gerçekten şey mi? Açılmış abi. Açılmış mı kilidi? Bunu 10 tane kişi, 10 kişi yazmış buna. Ben de en son böyle bir paragraf, Allah'ım ne yaptım ben? İşte bugün kulağımın kilidim. Küpesi açılmış. Ya Rabbim bu nasıl bir falan diye böyle bir paragraf şey yazdım ben de onunla. Geçmiş cevap. Ona kendi kendime çok güldüm mesela. Hiç tutan olmadı onu. Sinem de mi gülmemiş hiç? Bilmiyorum ki yani. Demiştim. Şimdi bunun ne gerek var dedim peki sana? Sinem zaten kalp mesela, o beğenmeyip hiçbir şey yazmayınca Sinem'e soruyorum. Beğenmedim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiç niye beğenmiyorsun? Devam et. Gökhan Türkmen neden akrabam gibi geliyor AQ? Niye küfür varsa? Çok yakın bir adam bana ya. Sanırım lise yıllarımda bir öyküyle bana eşlik ettiği için. Abim. Eyvallah. Gökhan Türkmen. Ha. İsmi K. Kaan. Teşekkür ederim Kaan. Niye küfür ettin Kaan arada? Yani geliyor AQ. Mesela şu mesajı en yakışmayan AQ anlamsız. Virgül gibi bir şey artık he? Zaten o ya. Virgül gibi. Virgül gibi. Doğru. Bağlaç. İyi bir bağlaç. Edat. Edat. Geliyor AQ. Yani mesela yükleme sorular soruluyordu ya mesela. Evet. Burada nerene kim? Koyayım? Nereye koyayım? Kim? Nerede? Nerede? Nerene koyayım şeydi. Dolaylı tümlaç falan, hani artık burada bir şey lazım, bulmak lazım bak. Devam et. Gökhan Türkmen'in yeni tarzının da harika olduğunu görünce bırak bizi gidelim ha. Çok güzel fotoğraf çok ya. Babanın şeyi çok güzel. Devam et. Lisedeyken okul servisinde Gökhan Türkmen Sen İstanbul'sun çalardı. Büyüdüm, işe gidiyorum, iş servisinde Sen İstanbul'sun çalıyor. Arada neredeyse 10 sene var. Var. İşte bu hocam ya. Aynen. Yani konu bu aslında değil mi? Yani takipçilerin açısından, sana eşlik edenler açısından. Yani okuyan, çalışabilen insanlara hitap ediyorum. Burada bunu anlıyorsun. İş bulmuş, hani işe de gide geliyor. Çok ara vermemiş. Ara yani. Liseden sonra üniversite, üniversiteden sonra hemen işe girmiş. Hani servisli bir yere gittiğine göre güzel bir yani maaşı şeydi, var. Maaşı da var. Devam edelim. Gökhan Türkmen bu şarkıyı sevdiği kadına yazmış. Ha, ona bir açıklık getireyim. Sanki ben. Diğer şarkıları dayısına yazmış. Bu aşk şarkısının klibi, bu arada aşkı ben yazmadım. Dolayısıyla eşime de yazmamış oluyorum. Sevgili Aslı Demirer'in sözlerini yazdı. Benim bestesini yaptım. Ama klipte ikimizin görselleri olduğu için benim tabii adı da aşk olduğu için. Tabii ki hani onu bağdaştırıp öyle bir şey yaptılar sağ olsunlar. Ama hani haksızlık etmeyeyim yani, söz yazarı başka birisi. Ben de bunun üzerine konar gibi olmayayım. Devam edelim. Gökhan Türkmen şarkını dinlemek terapi mi yoksa travma sebebi mi, karar veremiyorum. İkisi de olabilir evet. Değil bence mi? Olur yani herhalde. Daha seni dediğin gibi o ağlayan kız gibi daha da ağlatabilir o sıra. O belki de gözyaşını silip seninle birlikte şarkıyı da söyleyip mutlu da olabilir. Hissi yaratır. Ya abi ağlamak mutsuzluk değil ki illa yani. Hani ne bileyim o bir boşaltım durumu. Yani sen zaten şey gibi yani refleks aslında yani. Üzüldüğün bir şeyi tutmak, ağlamadan içinde tutmak seni daha büyük sıkıntılara hasta eder. Psikolojik rahatsızlıklar. Yani bir sürü şeye sürükler seni. Ağlaman gerekiyor zaten. O yüzden derler yani ağla içine dök, ağla ağla. İşte yani biz de çocuklar ağladığı zaman mesela ağlama sakın falan demiyoruz. Ağla kızım falan diyoruz yani. Hani çünkü kötü bir şey değil ki. Yani gülen insana gülme kızım falan diye. Ya da gülme yeter yani yeter güldüğün. Artık güldüğün falan. İçine at biraz falan diye. Yani öyle bir şey demediğine göre ağlamak da öyle. O yüzden bence travma ağlamamak da oluyor. Yani ağlamayan, beni dinleyip ağlayamayan insanlar belki travma yaşıyor olabilir. Ağlayabilenler de terapi yaşıyor olabilir. Gerçi süper cevap oldu biliyor musun Lince? Devam edelim. Giden günlerim oldu. Böyle bir hakikaten video vardı. Ne şey yaptık bu videoyu? Ha evet. Gerçekten keşke... bu duvarın eski hali olabilir biliyor musun? Fayansları yenilemişler gibi biliyor musun? Gece ifte biter olmuş. Yani. Reklama girdi ama şimdi. Evet, evet. Mükemmeldi bu ya. Bunun klibi böyle miydi? Değildi mi? Alakası yok. Allah Allah. Baksana. Ciddi yapıyor. Tamam yeter bu konu. Bu çok böyle bir şey klip çekmişti kendi kendine bu abi de. Yani bana mesela yalnızlık geliyor bu. Bu ama şey de yani sosyal medyayı ilk kullanan yani ilk gibi geliyor. İlk atası gibi. İlk yalnızlıklar ve ya. İlk acaba ben buradan bir şey yapar mıyım diyen adamdı ve ülke çapında bir şekilde konuşulmuştu bu yaptığı. Enteresan. Yani ne oldu acaba bu çocuğa? Tolga? Eridi falan. Sıcaktan eridi. Sürgayla suyun altındaymış. Devam edelim. Anlayana kadar 10 dakika geçti demiş biri ya. Bu inanılmaz bir fotoğraf gerçekten. Aynen. Biz de sonradan ben anladık. Çok... bu seviyorum. Ters mi çeviriyordun bu? Normalde bu.
Bu değil mi fotoğraf? Ama nasıl duruyorsun öyle ya? Şey var mı? Bir şey var mı? Belinde falan bir şey yok, yok değil mi? Yok, hiçbir şey yok. Bayağı böyle ters dönüyorsun, dimdik kendini yukarı çekebiliyorsun. Çekmiyorum aslında, serbest bırakıyorum. Yani düz durmak da tabii çok kolay değil de yani onu şey, kas hafızası yani birkaç kere yapınca oluyor. Benimkinin hafızasında sıkıntı var. Hafızayı yani hani kaç gigabyte olduğu da önemli yani. Megabyte benimki. Kas hafızası 4 megabyte benim böyle. Yani... Kas unuttum. Kaslarda Alzheimer'da. Hani bir de hafıza ne kadar doluysa o kadar doldurabiliyorsun ya mesela. Öyle bir durum. Yer mi yok yani, diyorsun. 1 terabyte var, 10 megabyte. 10 megabyte. Kaslar demans mı oldu diyorsun benim? Ya inanılmaz. Devam edelim. Muhasebe işlemlerinde 644 nolu bir gelir hesabı var. Konusu kalmayan karşılıklar buraya kaydediliyor. Yani Gökhan Türkmen'in yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdım bir kere dediği gibi. Bayıldım ben buna. Helal olsun. Mükemmel yani, şarkılarının ekonomik bir karşılığı evet, da var. Ya, muhasebesel bir karşılığı da var. Sen yani bunu mesela yani düşünüp yazmak çok acayip. Mesela ben hayatta böyle bir cümle kuramam. Ben de. Ben işletme okumuştum. O sıra ben de kuramam. Yok ne alaka. ben bunu yani ekstra sevdim bir de. Yani hani mesela bana böyle şeyler hep böyle birisinden alıntı gibi geliyor. Yani kendi şeyi olamaz gibi geliyor. Yani bunu kendi düşünememiştir falan diye. Bu bana mesela ben bunu okuduğumda nasıl geldi biliyor musun? Vize dönemi. Bu adam çalışıyor. Aynen, muhasebe. Olabilir. O sırada senin şarkı doğru çalıyor. Buldum. Evet, evet. Ben bunu yazayım diye. Öyle bir şey olmasa denk gelmiş olması evet, lazım. Evet. Kaç gerçekten. 13 kişi beğenmiş mesela. 13 muhasebe sınavına giren daha beğenmiş. 344 kişi de ne yaptı diye bakmış mesela. Bu neydi Twitter'da? Görmüş mü demiş? Bu da beğenmiş. O da hani bana altına hani bana araba demiş. Ya yemin ederim. 3 yorum ne yazmış acaba, o da önemli mesela. Vallahi bunun çok altına önemli. Mesela hani Matyas çok uzatma falan. Matyas ya altı. Ya bazen ben öyle şeylere bayılıyorum ya. Böyle bana diyelim ki biri hakaret etmiş, bir şey yazmış falan. Onun Twitter'ına girip daha önce yazdıklarını okuyup böyle rahatladığım evet oluyor. Ha ben buna yani. Tabii, bu. Zaten yani gerçekten ben de öyleyim. Bakıyorsun mesela abuk subuk bir şey yazan adamı. Sen çok acayip bir adama denk gelince üzülüyorsun mesela. Ulan evet, o adam doğru mu söylüyor lan hocam? Ya bu adamın bir yanlış daha önce yazdığı şeyler falan. Ben bunu bir eleştiri bir alayım falan. Evet yani. Evet. Bunun daha önce çünkü çoğunda abi sıfır takipçi, sıfır gönderi. Evet. Yani benim için o yorum yazmak için yani açmış var zaten gibi öyle hesaplar ya işte. Yani onu görünce mesela hadi. Yani geç. Hani. Ama önceden böyle birikimli geliyor falan, böyle iyi analizler var. Sana evet da çakmış. Abi zaten yani öyle olması lazım. Yani şimdi sen hakarete veya işte sana seni utandırmaya, rencide etmeye yönelik ya da kendi işte ben de buradayım bana bir selam. Ben. Yani öyle tipler dışında güzel eleştiren insanlara ben güzel cevaplar veriyorum zaten. Evet. Hayatım boyunca da vereceğim yani. Onda sıkıntı yok. Ama yani neresinden tutayım da sana bir cevap vereyim oluyorum bazen yani. Bu o anlamda bence olumlu bir şey ya. Bu güzel ya. Bunu seviyorum ben. Karşılıklar falan filan. Var mı başka? Finaldeyiz. Alkışlar Gökhan Türkmen'e gelsin. Vallahi çok zevkliydi. Yine sohbet etmemiz de harikaydı. Gelmenine de çok sevindik. Bir de konuk müzemiz var görüyorsun. Çeşit çeşit hediyelerimiz var burada. Ben size hiç takmadığım ama çok severek aldığım bir türlü kısmet olmadı. Takmadın mı hiç? Yani takamadım. Birkaç kere taktım tabii. Aa. Art Rock kafeden aldım. Barcelona'da almıştım galiba ama hatırlamıyorum nereden aldım. Çok güzel. Barcelona Art Rock kafeden. İşte bunlar. Sanırım bilmiyorum, belki üstüne yazıyordur neresi olduğu. Bakacağız. Taksim falan. Adrak yazdırmış Taksim'de şey, metalin üstüne. Yok. Teşekkür ediyoruz Gökhan Türkmen'e. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Popeyes linç eti sundu.